Arkadaşlar, şimdi bugün yeni bir bölüm çekiyorum ama bu kez tek başıma çekiyorum. Neden tek başıma çekiyorum? Mete gezmeye gitti arkadaşlar. Ben de Mete'ye sürpriz olsun diye hem bir bölüm çekmek istedim hem de oyundaki bazı hedeflerimiz var. Bunları gerçekleştirmede Mete'ye yardım etmek istedim. Çünkü biz bölüm çekmediğimiz zaman da Mete çoğu zaman arkadaşlar bu oyunu oynuyor. Çünkü oyunda bazı hedefler var. Bunlar için de oynayıp işte puan, altın, pırlanta kazanmak gerekiyor. Ve aynı zamanda mesela yeni bir köpek balığı açmak için bir önceki köpek balığının seviyesini maksimuma getirmek gerekiyor. İşte tam da bu yüzden arkadaşlar ben de şu an alanı seçtim. Alanla oynuyorum. Neden derseniz Moby Dick açmak istiyoruz. Ve Moby Dick'i açmak için alanla seviye 10'a kadar gelmemiz lazım. Ama alan henüz seviye 4'te arkadaşlar. Ben de bu yüzden alanla biraz oynayayım dedim. Hem biraz altın kazanalım. Hem pırlanta kazanalım. Heh. Şu denizaltını kırdık arkadaşlar. Şimdi altınları ve pırlantaları hızla kazanmak için bu denizaltı önümüze ne çıkarsa yok edeceğiz arkadaşlar. Arkadaş bu kaçıncı denizaltı ya? Buradan kırılmıyor da. Allah Allah. Bunun yüzünden açlıktan öleceğiz ya. Arkadaşlar hemen bir şeyler yemem lazım. Evet. Şunu bir denk getiremedim ki bir kırayım. Olmadı ya. Arkadaşlar alanla pek başarılı olamadım. Gördüğünüz gibi. O zaman şöyle bir şey yapalım. Bu kez de koca babayı seçeyim. Çünkü arkadaşlar Bay Çevik açmak için de koca babayı seviye atlatmamız lazım. Şimdi bir kez de koca babayla oynayayım. İlk oyunumuz kısa sürdü. Alanla pek başarı elde edemedik. Bakalım koca babayla ne yapacağız. Koca baba gerçekten büyük bir köpek balığı. Ama şeyi yok arkadaşlar. Özel gücü yok. Alanın da yoktu. Koca babanın da yok. Yani sadece büyük oldukları için yine biraz daha rahat oynanıyor ama herhangi bir özel gücü yok bunların. Mete en çok şeyi seviyor. Hayalet köpek balığını seviyor arkadaşlar. Zaten geçen bölüm onu açmıştık. İzlediniz mi? İzlemediyseniz izleyin. Hayalet köpek balığı bence çok güzel. Bu kayaların içinden geçiyor arkadaşlar. Hayalet yani olduğu için böyle duvarların içinden geçebildiğini düşündüm işte. Oo, koca baba bayağı yükseldi. Evet, geçitlerim kapalı arkadaşlar. O yüzden buralarda takılacağım. Paraşütçü yedik. Ve diğer geçite de bakalım ya. Bu arada biz neredeymişiz? Bir de ona bakalım arkadaşlar. Diğer geçit bu tarafta. Şöyle suyun üstünden oraya doğru gidelim. Altına hücum. Evet arkadaşlar, şimdi ben üst taraftan şeye doğru gideceğim. Bu arada acıktı koca baba. Hemen bir şeyler yiyelim. Aa, ateş köpek balığı. Dostum git buradan. Arkadaşlar.
Ya anlamıyorum ki, ufacık bir ateş köpek balığı geliyor bize ateş püskürtüp duruyor ya. Bak ya, doğru düzgün bir şey de kazanamadık. Arkadaşlar o zaman son kez bir köpek balığı seçeyim. Ben kendi en sevdiğim köpek balığımı Sharknarok'u seçeceğim yine. Şimdi bakalım kaç altın kazanacağız. Biraz çünkü altın da kazanmamız lazım. Hem size güzel bir oyun izletelim arkadaşlar. Sharknarok'un özel gücü arkadaşlar elektrik veriyor. Thor'u çağırıyormuş, Thor. Bayağı güçlü bir köpek balığı. Ben çok seviyorum. Genelde de Sharknarok'la oynadığımda yani 20 bin altın falan kazanıyorum bir oyunda. Bakalım bu sefer yine öyle olacak mı? Ya şu geçitlerimiz kapalı arkadaşlar. Niye açılmadı? Ben anlamadım. Normalde 2 saatte bir açılıyordu bu geçitler. Sharknarok gerçekten çok güçlü. Çok büyük bir köpek balığı ya. Ya şöyle ne var ne yok yiyor arkadaşlar. Böyle şey gibi, elektrikli süpürge gibi süpürüyor ortalığı. Bu hoşuma gidiyor. Kazmayı küreğe de toplayalım. Evet, bir pırlanta kazandık. Şimdi beyler bayanlar. Şu şeyi arıyorum ya. Havaya fırlatan alet var ya. Onu arıyorum. Evet, bulduk. Sharknarok'la arkadaşlar en çok altını bakın şöyle kazanıyorum. Ha, dur şu deniz altını bir kıralım. Arkadaşlar bakın şuradan havaya fırladığım zaman özel gücü kullanıyorum. Orada ne var ne yok. Elektrik gönderiyor Thor. Bayağı altın kazandırıyor yani. Biraz da tabii şu durumlarda önüme bir şeyler çıksa daha çok kazanırız ama. Evet, olsun yine güzelce kazandık bayağı. Bir de bu oyunda beceremediğim bir şey var arkadaşlar. Ya beceremediğim de demeyeyim. Aslında çok uğraşmadım. Ama uğraşacağım. Dev yengeç var ya oyundaki. Onu birkaç kere denedim. Öldüremedim arkadaşlar. Ona uygun bir köpek balığı seçmem lazım. Ama hangisi olduğunu henüz bulamadım. Siz de yorumlardan yazarsanız, bilen varsa daha önce onu öldüren var mı? Şeyi. Büyük yengeci daha önce öldüren varsa, hangi köpek balığıyla öldürdüyse, yani hangisi orada işe yarıyorsa, bunu bana söylerseniz çok sevinirim. Bu arada şu diğer geçite bir bakalım. Hemen altımızdaymış. Orası açık mı acaba? Evet, burası açık. Burada bir Bay Çevik yakaladı. Bir de elektro köpek balığı. Şu geçitten de girelim arkadaşlar. Biraz altın kazanalım. Pırlanta kazanalım. Buralarda altın ve pırlanta bayağı fazla. Evet. Sahilde ne var ne yok temizledik arkadaşlar. Küçük insanlar kalmış. Bura herhalde Meksika filan ya. Hey,
güzel gücümüzü kullanalım. Evet, Sharp Narok'la altın kazanmaya devam. Gerçekten çok güçlü bir karakter arkadaşlar Sharp Narok. Yani oyunda en sevdiğim köpek balığı olduğu kadar var ya. Şuradan bir yukarılara doğru çıkalım bakalım. Hop, dalgıç. Sen de gel. Akrepleri de yiyelim. Şey, yengeçleri pardon. Aa, sıkıştık buraya. Arkadaşlar hemen döneyim. Oradan geçemedim. Şu balıkları da bir yiyelim. Özel gücüm dolmuş. Şöyle ya, müthiş altın kazandırıyor ya. Harika bir özellik bu. Bayılıyorum ya. Çekti bizi diğer boyuta. Evet arkadaşlar, yeniden gerçek boyuttayız. Oo, bu neymiş? Şurada bir behemot gördüm, onu da alalım. Tabii arkadaşlar, bu arada düşmanlarınız da, ay Kraken, buradan. Düşmanlarınız da ne kadar büyükse öldürdükleriniz, o kadar çok altın kazanıyorsunuz tabi. Ya şu denizaltı, seni lanet olası. Heh, gördün mü gününü? Aa, bir adet Kojira yedik. Biraz şöyle yüzeye çıkalım arkadaşlar. Çok fazla derinlerde kaldığımız zaman bazen yiyecek bir şey bulamıyorsunuz. Genelde açlıktan ölüyorsunuz arkadaşlar. O yüzden şöyle yukarılarda yüzelim. Her şey var burada. İnsanlar. Heh, şöyle bir yine yukarıda özel gücümüzü kullanalım. Evet, sanırım bayağı altın kazandık ya. Tam bakmadım arkadaşlar, oyunun başında kaçtı altınımız hatırlamıyorum ama neyse, zaten oyunun sonunda gösterir bize. Evet, Sharp Narok'la tam 8 dakikadır oynuyoruz. 8 dakikadır ölmedik. Ay, Behemoth. Evet, onu da yedik. Ya beni uğraştırmayın ya. Size bir özel güç gönderirim. Bana bakın. Böyle her şey altına dönüşüyor. Onu da bayılıyorum ya. Her yediğin altın. Valla robotu kazandık. Evet. Biz de pırlanta aldık. Arkadaşlar bu arada ne diyecektim? Aa, gökyüzünü temizlemişiz az önce. Tertemiz bakın. Hiçbir şey yok. Bir tane paraşüt vardı orada.
Ay hemen bir şeyler yememiz lazım. Şu dalgıcı yemem lazım. Evet. Kurtulduk. Şurada bir yerde sanırım bir şey daha vardı. Fırlatma. Bir behemot daha yedik. Şu öbür fırlatmayı da bulmam lazım arkadaşlar. Bulursam güzel olacak ve bulduk. Evet, bu gökyüzünü de temizleyelim. Arkadaşlar kendimi çok yenilmez hissediyorum ya Sharknut'la oynarken. Ya bakın önümde hiçbir şey duramıyor ki. Bu Sharknut'u da oyun kampanya vermişti, öyle almıştık. İyi ki de vermiş ya. Yani iyi ki alabilmişiz. Şu pizza kulesini de alalım. Ay yine yemek yemem lazım. Arkadaşlar özel gücümü kullanıyorum. Ama yine de açlıktan ölüyorum. Hemen arkadaşlar evet doyurduk karnımızı. Evet, biraz da buraları gezelim bakalım. O neydi? Düşmanların arasına şöyle dalıyorum ya. Harika bir şey ya. Benim balığım kesinlikle Sharknut arkadaşlar. Kesinlikle budur. Ama işte diğer balıkları açmak için mecbur başka köpek balıklarla da oynamak zorunda kalıyorum. Keşke şu 10. seviyeye çıkma mevzusu olmasa da. Buraya bakın ya. Tam bir Terminatör. Evet. Bakalım boyutlarımız kapalıydı. Dev yengeci denesek mi acaba? Ama Sharknut'un şimdi dev yengecin mağarasına girdiğiniz zaman arkadaşlar şey çalışmıyor. Özel güç çalışmıyor. Dev yengecin mağarasında sadece itici güç çalışıyor. Sharknut'un da itici gücü çok iyi değil. Yani şu hünerlerini o mağarada da gösterebilse Sharknut, her şey harika olacak ama. Arkadaşlar yoruldum ya. Tam 14 dakikadır Sharknut'la oynuyoruz. Hala ölmedik.
Bazı tehlikeler geçiriyoruz. Evet, yiyecek bir şey yok ortada. Nerede? Allah Allah. Bak durduk yere öldük ya. Gördünüz mü? Yiyecek bir şey yok. Ortada balık yok yani. Ne yapabilirim? Ne yiyebilirim arkadaşlar? Arkadaşlar, 22.565 altın toplamışız Şarknarok'la. Şimdi hemen bir reklam izleyeceğim. Bunu iki katına çıkaracağım. 45.000 altınımız olacak. Arkadaşlar reklamı izlerken videoyu durduruyorum size de izletmeyeyim diye. Evet. Arkadaşlar yaklaşık 14 dakika Sharknarok'la oynadık ve 45.130 altın topladık bu oyun. Şimdi toplam altınımız 187.000 oldu. Ve bu altınla arkadaşlar bu da Mete'ye sürpriz olacak çünkü 180 bin altında yeni bir karakter açabiliriz. Evet, bakalım 187 bin altında hangi karakterleri açabiliriz? Narval Natasha. Köpel Amun. Kurt köpek balığı. Evet, bu üçünü açabiliyoruz. Kurt köpek balığı. Köpalemun ve Narval Natasha arkadaşlar. Tabii hangisini açacağımızı Mete'ye bırakacağım. Bir sonraki bölüm görürüz bakalım. Ha bu arada evet pırlantalarımız da oldu. 361 pırlantamız var. Bunlarla ne yapabiliriz derseniz Kojira'yı evril yapabiliriz. Ve alanı evril yapabiliriz arkadaşlar. 300 pırlanta karşılığında. Şimdi ben bunları Mete'ye sunacağım. Bakalım ben de bilmiyorum neyi seçecek. Size de sürpriz olsun. Bana da sürpriz olsun. Kanalımıza abone olup videoların devamını izlerseniz neyi seçeceğimizi de görürsünüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.